Evlat, bu sefer deveyi devirebildiniz mi bari? Ne gezer baba? Öyle bir iki seferde olacak iş değil o. Uzun iş, uzun. Bir kulak daha mı getirdin yani? Bu sefer biraz daha yüklüce geldik. Kulağa ilave kuyruğunu muyruğunu da almışızdır herhalde. Oo, iyi iş çıkarmışsınız. İki günde iki kervan bastın. İki kervan sayılmaz baba, aynı kervana bastık. Herif Şioğlu'nun dört bir yana doğru yola çıkmış, bin bir çeşit kervanı var. Olsun, aynı kervan olsun. Kurt, kuzu kaptığı yeri 9 defa yoklarmış. Bu ne evlat? Ganimet baba. Ne ganimet evlat? Ben sefere çıkmadım ki. Olur mu öyle şey baba? Sefere gönderen sensin. Sen olmasan sefer mi olurdu? Doğru söylüyor paşam baba. Bu kumandan hakkı. Sen komutansın. Sefere çıkmayanın ganimette payı olmaz. Hadi diyelim oldu. Olsa da bizim parayla işimiz olmaz. Eyvallah baba. Ama sen diyordun ya hani insanın böyle kalkanı zırhı olmalı diye. Evet. Sen cevşeni taktın göğsümüze, kalkandır dedin. Ama sen daha iyi bilirsin ya baba. Sadaka da kalkandır. Sen bunu al babam. Bizim namımıza, fakire fukaraya dağıt. Yapar mısın bunu bizim için? Bak o olur işte. Doğru söylüyorsun. Kalkanların en büyüğü sadakadır evlat. Hasan abi, bu senin. Şükrü bu da senin. Paşam, ben ne yapacağım bu kadar parayı ya? Ne bileyim abi, yıllardır hazine kovaladın. Bulsaydın ne yapacaktın? Vallahi kovaladım da paşam, ne olacağını yani bulabileceğimi hiç düşünmemişim demek ki. Ya paşam, bunlar sende kalsın. İhtiyacım olunca ben senden isterim. Verirsin azar azar. Bu da kalsın be abi. Olur mu öyle şey Şükrü ya, saçmalama. Ya beraber yola çıktık, benim kadar siz de canınızı ortaya koydunuz. Ya abi bak, sakın yanlış anlama ama yani bizde para için ortaya konacak can yok. Sen gene bunu dostluktan say ha. Sağ olasın Şükrü dostluğun için de. Ya beraber yaptık ettik. Vallahi paşam bir şey diyeceğim. Biz bu ganimetleri saymayacak mıyız? Burada para sayılmaz Hasan Paşa. Hem sayıp da ne yapacaksın? Bankaya mı yatıracaksın? Harbiden paşam ya. Biz bu ganimetleri nerede saklayacağız?